Şenol Güneş oyuna eklendi ve FIFA 23'te 10 yıllık rebuildlarda konuğumuz bugün Beşiktaş. Beşiktaş'ın borcu son açıklanan verilere göre yaklaşık 320 milyon euro. Yine 7 yılda bir ödeme planımız olacak. 20, 30, 40, 50, 60, 60 ve 60 şeklinde 7 yılda bütün borcu bitireceğiz. Genellikle bu borç ilerleyen yıllarda Gelen bütün bütçemizi elimizden alıyor. Bununla birlikte Beşiktaş'ın kadrosunu göstermeden önce başlayacağımız bütçe yine 0 euro olacak. Hemen sağ üstte de Şenol Güneş'i görüyorsunuz. Ben FIFA'nın yanı sıra menajerlik oyunları oynamayı da çok severim. Bir menajerlik oyunundan daha fazlasını sizlere tanıtayım. Football Team Game. Özellikle yeni iki server ile birlikte size kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben şu an Avrupa serverini seçtim ve Avrupa serverinde oynuyorum. Burada bir oyuncu oluyorsunuz. Oyuncunuzun yüzünü, formasını işte kramponların tozluğunu, şortunu, her şeyini siz ayarlıyorsunuz. Ayrıca oyuncunuza antrenmanlarla birlikte gelişim sağlayabiliyorsunuz ve farklı takımlara girip o takımlarda oynayabiliyorsunuz. Ben sizler için Kulüp kurdum evet. HAB Futbol Club, HAP FC diye ve sizleri bu takıma girmeyi davet ediyorum. Bununla birlikte açıklama ve yorum kısmına link bırakacağım. Eğer bu linklerden girip kayıt olursanız da fazladan 200 enerji puanı kazanacaksınız. O yüzden size mutlaka o linklerden girmenizi tavsiye ediyorum. Ve HAP FC'ye hepinizi bekliyorum. İlk yıl 20 milyon euro borç ödemek demek, oyuncu satışı demek. İşte elimizdeki futbolcular görüntüde. Buradan 20 milyon euroyu bir şekilde elde etmemiz gerekiyor. Yine maaşlarda indirim yapacağız. Oyuncu satacağız. Yeni transfer yapacağız. Ve o borcu bir şekilde kapatmamız gerek. Altyapıyı tabii ki sil baştan kuracağız. Aslında Wagner çok iyi oyuncuymuş ama. Ya Türk altyapısından Alman bir oyuncu da çıkmaz. Elimizdeki yetenek avcısını merak ediyorum. 3'e 2 yıldızmış Ekrem Asker. Çok kötü bir yetenek avcısı denk geldi. Ama ilk yıl yani çok yapabileceğimiz bir şey yok. Bu adamı bir şekilde göndereceğim. En yüksek maaş Vegors'ta ama bonservisli olarak Raşit Gezdal'ın maaşı da çok yüksek. Bakalım oyuncuların maaşlarını ne kadar azaltabileceğiz. Atiba oyun başladığı gibi emekli olma kararı verdi. Sene sonunda emekli olacak. Maaşlarda az da olsa indirime gittik bütün futbolcularda. Şimdi maaş indirimlerinden sonra mali durumumuzda mevcut bütçü 3 milyon euroya yükseldi. Çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Kesinlikle oyuncu göndermem gerekiyor. Romain Sayıs onlardan iki olacak. Tek göndereceğim isim de değil. Hani yaşından kaynaklı olarak Romain Sayıs'ı gönderiyorum. 9 milyon euro. Aklıma bir an Marcelo'nun Lyon'a satılması geldi. Sayıs de Lyon'da. 12 milyon euro bütçe. Berkay Vardar ve Kerem Atakan Keskin bir yıllığına kiralanacaklar. İkisine de gitmeden antrenman planı vermek istiyorum. Kerem Atakan Keskin Azi Altmar'da 12 aylığına. Berkay da Mithuland'da. <laughs> Enkudu'ya Fenerbahçe'den teklif geldi. Bu arada Enkudu gidebilir. Açıkçası Muleka'yı kanada çekersek daha iyi olur sanki. Sol kanat istiyorum Muleka'da. Hayıp Sanucu bir yılına Mallorca kiralamak istiyor. Montero'yu satamayacağız. Çünkü Sayısın gitmesi Montero'yu doğrudan etkileyecek. Yine mevcut oyun düzeninde Jason Fernandez MDO olursa bizim işimize gelir. Çünkü Josef ve Wellington oyunda yok. Hala yoklar. Yani geçen sene başlarda vardı. Sonra bir sildiler adamları bir daha getirmediler de. Çok ilginç bir şey. Hayıp Sanucu Mallorca'da 12 aylığına. Tabii ki de o stopere gelecek. Necip Uysal. Aslında Atiba orta sahada oynayamaz. Onu da stoper rotasyonuna çekebilirim bu sene için. Vay Ersin Destanoğlu'nu da Rangers istiyor. Rıdvan'ın yanına yollamayacağım. Evet Enkudu'yu göndermek istiyorum ve tekle Braga'dan geldi. Enkudu seneye müthiş başlayıp sonra gerçekten kaybolan bir oyuncu. 7 milyon euro istiyorum Braga'dan. Evet Kevin Kudu, Braga'da ve 20 milyon euroyu topladık. Çok zor oldu. 21 milyon euroluk bütçemiz var. 20 milyon eurosunu siliyoruz. İlk sene borcu ödüyorum. Ya elimizde 1.400 civarı bir şey kaldı. Tam küsur gördüm çünkü. Şimdi altyapı personeline göndersek mi? Mecbur göndereceğiz. Zaten elimizde para kalmadı. Bu sene gitsin belki bir tane adam bulur. Evet Necip Uysal stoper. Emrecan Uzunhan Ümraniye gidebilir. Oğuzhan Akgün'e Montreal'den kiralama teklifi geldi. Umut Meraş'ı da yollamak üzereyiz. 1.600 teklif. Emrecan kiralık olarak Ümraniye'de. Umut Meraş gençte. Porto'dan rotasyona bir sağ bek kiralamaya çalışıyorum. Rodrigo Conceição diye Evet Porto ile anlaştık. Stoper için de bu sene idare etsin yeter transferi yapacağız. Marcelo eski kulübüne geri dönüyor. Evet Beşiktaş'ın 11'e 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Tabi muhtemelen Necip Montero'nun yerine oynar. Ve bu sene transferi bitirdik. Zaten çok fazla kiralık oyuncu var. O yüzden daha fazlasını getirmek istemedim. Önümüzdeki sene kiralıklara yine bakarız. Pozisyon değişikliğimiz var. Fernandez MDO. Atiba stopere çektik. Jackson Muleka sol kanat. Süper Lig'de ilk sene sonunu yaptık yaptık. Beşiktaş 69 puanla 4. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci turda 6-2 sonrasında Ankara gücünü yendik. Çeyrek finalde Galatasaray'a elendik. Şampiyon Galatasaray. Süper Kupa Real Madrid Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi Chelsea. Avrupa Ligi Monaco ve Konferans Ligi Villarreal'in oldu. Biz bu sene iyi değildik. Hatta bir de kiralık oyuncular da gitti şu an. Erken gitmişler. Kiralıklar gidince de bize oyun otomatik olarak oyuncular vermiş. Çünkü bizim kiralıklar dönmediği için. Bunları göndeririz hiç sıkıntı değil. Zaten maça çıkacak zaman bulamamış bu yeni gelenler. Sene sonu itibariyle gelişimlere geldiğimizde Ersin Destanoğlu artı 2'de kaldı. Çünkü Mert Günok baya baya forma şansı buldu. Ersin'i çok etkiledi diyebiliriz. Marcelo eksi 4 düştü. Atiba eksi 3 düşerken Montero artı 3 dedi bu sene. Valentin Rozi artı 3 80'i buldu. Fernandez 80'i buldu. Önümüzdeki süreçte gitme ihtimalleri çok yüksek. Muleka artı 5 dedi. Oğuzhan Akgün artı 6 dedi genç oyuncu. Gezal sadece artı 1 demiş. Cenk hiç gelişmedi. Performans anlamında tabii Vegors'tu. Deli Ali'yi onları göremediğimiz için gezzal şu an mevcuttaki oyuncularımızda en iyi performansı gösteren oyuncu. Muleka, Fernandez, Salih diye de sıralanıyor liste. En değerli oyuncumuz Jason Fernandez. Şimdi sene sonu itibariyle altyapıda bir tane oyuncu bulduk. Can Demir. Bu adam Kanada çekilince 66 oldu. Mutlaka ve mutlaka A takıma gelmeli. 16 yaşına geldiği için doğrudan geliyor. Ramazan Kaya gelecek. Bir yandan da Fırat Şahin A takıma yükselteceğim. Diğer isimler çıkmasa da olur. Gelişmese de olur. Şimdi bu adamlar geldiği için şu bize eklenen oyuncuları göndereceğiz. o Çuğa eklemiş serbestten. Aslında iyi oyuncu ama bugün kullanmayacağız. Sene sonu itibariyle 17 milyon euro kar elde ettik. Bu sene en fazla formayı Fernandez sattırdı. Sadece 469 bin forma sattı Beşiktaş. Krallıklara geldiğimizde ilk 15'te gezal 11. Asis krallığında Gezal lider. Gol yanmayan maç sayısında Mert Günok 8. Muhtemelen Ersin de listede derken 25. o da. FIFA'da kadro kalitesi olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir tık gerisindeydik bu sene. Bir de oyuncular satınca. Romain Saiz bizi çok etkiledi. Ersin'in oynamaması çok etkiledi. Bunları düşündüğümüzde seneye ciddi bir kadro yapılanmasına gitmek zorundayız. Beşiktaş'ta ikinci sene başlıyor. Bütçe 17 milyon euro. Bu sene 30 milyon euro borç ödememiz gerekiyor. Yani oyuncu satacağız kesin. Bu arada kulüpte maaşları düşürmeye devam ediyoruz. Onu da söylemem lazım. Hatta maaşları düşürerek oyuncu satmadan borcu ödeyebilecek konuma geleceğimizi düşünüyorum. Valentin Rozier'e Ajax'tan teklif var. 31.7 istiyorum Rozya için. Pay koydular. Pay kaldırdım. 31.2'ye düştük. 29.7. 30.7'ye bu iş bitsin. Genç oyuncu Fırat Şahin kiralanabilir. Salih Uçan'a Braga'dan teklif geldi. 4950. Fernandes'i de yollayacağız. Beşiktaş yeniden yapılanacak. 41.6. Jason Fernandes için istedim. Kabul etmediler. 39.9. Yeni teklifim. 36 milyon euroya çıktılar. E tamam 36 milyon euro. Gerginlik çok arttı çünkü. Rosie Ajax'ta. Salih Uçan Braga'da. Jason Fernandez'de. Feynor'da gitti. Elimizde 82 milyon euro var. 30 milyon eurosunu siliyorum. Ve 52 milyon euro ile devam ediyoruz. Francisco Montero'yu da göndereceğim. Ahmet Gülay'a kiralama teklifi var West Bromwich'ten. Satın alsalar daha iyi olur. Kesinlikle altyapı personelini yeniliyorum. 5'e 5 yıldızlık. Hadi bakalım. Görev yeri Türkiye. Orta Beşiktaş'ın bir önceki yönetiminin yaptığı hatayı telafi etmek için Emirhan İlkan'ı... Torino'dan getiriyoruz. Bir önceki derken benden önceki yönetimi kastediyorum yani mevcut yönetimi. Ben %100 suçu yönetimde bulduğum için onların hatasını bir şekilde telafi etmem lazım. Emirhan orta sahaya monte edeceğiz. O da eski Beşiktaşlı. Gel bu takımı şampiyon yap, şampiyonlar ligine götür diyorum Pepe için. Anlaştık. Bir de 40 yaşına gelmiş yani bu yaştan sonra yeni düşmemesi lazım. Ofansif orta saha için bu adamın simülasyon performansı iyi. Bu arada piyasa değeri niye değişti? 9 milyon euro teklif edeceğim. Romarinho. elit ittifaktan geliyor. Oyuncu geldiği gibi ofansif orta sahaya çekilecek. Geçen sene bu adam kiralamayı denemiştim. Olmamıştı. Bu sene bonservisiyle alacağız. Satın satış payını kaldırdım. İlerleyen dönemde satabilirim. Sat Antonio Silva 19 yaş 75 iken Benfica ile anlaştık. Prashain'i Exeter siteye kiraladık. Francisco Montero Bournemouth'ta 3.5 milyon euro. Forvet'e e, yıldız bir isim getireceğim. Edinson Cavani istiyoruz. 7 milyon euro teklifim olacak. Niye adamın piyasa değeri değişti? Niye sürekli adamların piyasa değerleri değişiyor? <laughs> Defansif orta sahaya bonservis harcayamayacağım. Enzo Perez'i bir yıllığına istiyoruz. 37 yaşında zaten oyuncu ve Beşiktaş'la anlaştı. Yeni sağ bekimizi Şarkeden getireceğiz. Mehmet Can Aydın'ı istiyorum. Tayip Sanucu takasta kullanmak istiyorlar. Tayip gidebilir. 1.5 milyon euro üstüne para dedim %2 pay anlaştık. Solbek için de yine Şalke ile görüşüyoruz. Kerim Çalhanoğlu 20 yaş 68 gen. Onu da yeniden Beşiktaş'a getireceğiz. Can Bozdan 2.4 %10 paya Beşiktaş'ta. Mert Günok için teklif geldi 860 bin euro. Mert satıldı Utrecht'te. Oğuzhan Akgün'ü de kiraladık AZ Altmar'a. Emre Uzunan satılmak üzere Ümraniye da takasta niye oyuncu vermeyi denediniz onu da anlamadım. 940 bin euroya anlaşıyoruz. Bu arada Romarinho'da pozisyon değişikliği var. Oyuncu hani itibariyle ofansif orta saha. Yalnız ofansif orta da artış gösterecek gibi oldu. Merkez forvette düşecekken. Ersin'e teklif var Salzburg'la görüşeceğiz. 18 milyon euroya da anlaşıyoruz. Emre Can satıldı. Ersin de Salzburg'da. Bu sene mevcut şartlarda kaleye David Ospina diyorum. Emirhan İlkan'ı takasta istiyorlar. Sizce olur mu yani? 3-350 dedim anlaştık. Bir sol bek transferi daha yapacağız. Yuvan'a geri dön diyorum. Rıdvan Yılmaz'a. Pay koydular. 12 milyon euro civarına çekersek anlaşabiliriz. Takaslı oyuncu göndersek bu adamlara. Mesela Ahmet Gülay'ı göndersem. 11.6 desem yok dediler. Hatta gerginlik de bayağı artmaya başladı. 12 milyon euro %15 pay dedim. Adamlar teklifi arttırdı. 12.1 anlaştık. Kartal Kayra'yı kiralayacağız. Can Demir kiralanacak. Bu çok önemli. Ramazan Kaya'yı Giresun kiralamak istiyor. Kerim Çalhanoğlu olsa Sunay'a gidebilir bir yıllığına. Kartal Lorient'te. Can Demir Almeria'da. Kerim Çağlanoğlu olsa Sunay'a gitti. Ramazan Kaya da Giresun'da. Kerem Atakan keskin içinde 3.3'lük bir teklif var. Watford'dan kabul ettim. Kerem de gitti. Takımın bu değişime kesinlikle ihtiyacı vardı geçen seneden sonra. Önümüzdeki senelerin borcu düşünüldüğünde Şampiyonlar Ligi'ne gitmek şart. Beşiktaş transferi tamamladı. Muazzam bir transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Umarım performans anlamında da oyunculardan o beklenen katkıyı alırız. Bakalım Beşiktaş bu sene ne yapacak? Konferans liginde F grubundayız. Boavista, Servette, Alta. Altı da 6 bile olmalı bence. F grubunda ikinci olduk. Servet de birinci oldu. Önelemede rakip Braga. Beşiktaş, Braga. Vodafone Park'tayız. Kazanan yok. 0-0. Rövanş günündeyiz. Kazanmak istiyoruz deplasmanda. 2-1 Rıdvan ve Romarinho. Son 16 Fiorentina rakip. Daha kolay kura çekebilirdik. Fiorentina en zorlu kurallardan biri bence. 0-0 ilk maç. Rövanş günündeyiz. 2-1 kaybettik. Cenk Tosun'un tek golü yetmedi. İkinci sene sonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 87 puanla hedeflediğimizi başardık. Türkiye Kupası'nda 4-3'lük galibiyetle başladık. Gaziantep'e Kayseri Kayseri'yi geçtik. Başakşehir'e elendik. Galatasaray şampiyon oldu. Süper Kupa Chelsea, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, Avrupa Ligi bu sene Barcelona, Trabzon'u finalde yenmişler. Konferans Ligi Nisin oldu. Sene sonu itibariyle kadroya gelecek olursak Tabi düşen oyuncular var çok normal. Enzo Perez ve Marcelo'nun kontratı bitiyor. Yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Bununla birlikte Ospina eksi bir düşmüş. Rıdvan'ın artı beşi çok değerli. Kerim artı iki gelişti kiralandığı kulüpte açıkçası hayal kırıklığı. Silva Pepe'nin yanında önemli bir şekilde yetişiyor bence. İki tane Portekizli stoperimiz var. Devam ediyoruz. Mehmet Can Aydın artı 7 dedi bu sene. Fresh Şahin kiralık gitti. Kulüpte artı 9 gelişti. Berkay hiç fena değildi. 70'e ulaştı. Emirhan artı 6 dedi. Orta sahada Can artı 3. Ramazan Kaya Giresun'da artı 7 gelişti. Kiralıklardan evet çok iyi gelişenler vardı. Can Demir de onlardan biri artı 7 gelişti bu sene. Cavani ve Cenk Tosun hızlı bir şekilde düştüler. Performans olarak Cavani hiç isteneni veremedi. Gezal, Muleka, Romarinho çok etkili performanslar. Emirhan'ın orta saha performansı kavaniye geçti. En değerli oyuncumuz Antonio Silva. Peki sene sonu kar ne kadar? 70 milyon euro. İşte bu kadar. En fazla Silva'nın forması satıldı. Bir stoperin formasını en tepede görmek şaşırtıcı açıkçası. Ligde gol kralı Pedro 5-6 bizden. Asist kralı Mitrovic 3 bizden 6 bizden yine. Gol yenmeyen maç sayısında Ospina 1. Yeni sezon Beşiktaş'ta başlıyor. Bu sene ödememiz gereken borç 40 milyon euro. Peki elimizdeki bütçe ne kadar? 25 milyon euro. İhtiyacımız olan bir 15 milyon euro daha var. Geçen sene gelen şampiyonluk var. Bence tam şampiyon olabilecek bir takım oluşturmuştuk geçen sene. PP sezon sonunda futbolu bırakıyor. Kaptana veda edeceğiz 41 yaşında. Yine Romarinho bence bu takımda bir senede yapacağını yaptı. Ondan Monsters bedeli elde etmek istiyorum. Bir yandan da düşünüyorum acaba Raşit Gezalı Ofansif orta sahaya mı çeksem? Çünkü sağ kanat için Can Demir'i kullanmam gerekiyor benim ya. Gezal ofansif orta sahi kaç haftada olabiliyor? 2. Neden olmasın? Çünkü Gezal da artık kanat olma yaşını biraz geçiyor. Eski gücünde değil. Eski temposunda değil. Beşiktaş her zaman altyapıdan iyi oyuncular çıkaran bir kulüp. O yüzden altyapıya devam edeceğiz. 9 aylığına da Türkiye'ye yolladık. Ramazan Kaya için Şalke'den kiralama teklifi geldi. Bu adamı 1 yıllığına kiralayabiliriz. Genç oyuncumuzu Şalke'ye kiraladık. Bu arada Raşit Gezal'da pozisyon değişikliği gerçekleşti. Oyuncu bir de artış mı gösterdi? Hatta artış inmesine geçti. Artar mı bilmiyoruz. Romarinho ya da Porto'dan teklif var. 9.8. Trabzon'da 10.2 teklif yaptı Romarinho için. Oyuncu kimi seçti? Porto'yu. Önemli bir satış yaptık. Bütçe ne kadar oldu? 35 milyon euro. Hala yetersiz. Yalnız Pepe'nin geni çok iyi yerde sabit kaldı ya. 3-5 sene daha oynasaydım mükemmel olabilirdi. Yani bu sene artık Forvet'i kiralamam gerekiyor. Hatta Edinson Cavani'yi de göndermeyi düşünüyorum. Lazetich... Satın alma opsiyonunu kaldırdılar. Çok kötü bir haber bu ama bir yıl gelse de olur. Lazet hiç Beşiktaş'ta. Edinson Cavani Fenerbahçe istiyor. 5.2 milyon euro teklif ettiler. 37 yaşındaki futbolcu için. Kabul ediyorum abi. Edinson Cavani'yi göndermem gerekiyor. Kerim'i de Trabzon kiralamak istiyor. Cavani Fenerbahçe'de. Ben nedense Marco Lazetic'e güveniyorum. Cavani gitti 39 milyon euro. Hatta tam sayı 39.2. Ahmet Gülay'a teklif geldi. 970 bin euro. Ahmet Gülay satıldı. kulüpte. Oğuzhan günü de serbest kalma bedelini kullandılar. Oğuzhan gidebilir ya. Düşünmüyorum kadroda. Ve mevcut bütçe 40 milyon euro. Bu senede 40 milyon euroyu sıfırladık. Kalan bütçeyi görüyorsunuz. Oğuzhan gün satıldı. Bu sene kadro bir anda bu şekilde oluştu. Ben yine şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi playoff'unda rakip Helsinki. Bir dönem yine Beşiktaş Helsinki ile karşılaşmıştı sanki. Grup maçıydı sanki. Avrupa Ligi grup maçı olabilir. İlk maç 1-0 Muleka. Revanş günü İçeride. Tura aldık mı? Hayır. 4 birle eğleniyoruz. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Normal süre 2-1 bitmiş. Sonrasında rakibe engel olamadık. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Hayal kırıklığı. Şampiyonlar Ligi'nden elenince rotasyona Diego Costa'yı getireceğiz. En azından bir yıllığına sonradan oyuna girmelerde bile etkili olabilecek bir forvet. Tabii oyuncu artık 35 yaşına gelmiş. Elinden geleni yapacaktır. O Şampiyonlar Ligi gelirine çok ihtiyacımız vardı. Başaramadık. Avrupa Ligi'ndeyiz. C grubu ve Estan Vitor Lask. Avrupa Ligi'nde C grubunda sonuncuyuz. Şaka gibi sonuçlar alıyoruz bu sene ya. Lask ve Victoria'nın gerisinde kalmak kabul edilemez. Sene sonu yaptık. Süper Lig'de 76 puanla 3. olduk. Sadece 3 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Hatta ikinciliği de 3 puanla kaçırdık bu sene. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-0 Ümraniye, 3-1 Atay. 4-1 Fenerbahçe derken şampiyon Beşiktaş. Bu sene 40 milyon euro Beşiktaş'ı bayağı sarstı. Onu söyleyeyim. Paris Saint Germain Süper Kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in oldu. Avrupa Ligi Villarreal'in ve Konferans Ligi ise Inter'in de bu sene. Sene sonu İstediğimiz gelişimler gerçekleşti mi? Geza 85 oldu. Silva 85 oldu. Çok iyi gelişen isimler vardı. Bazıları önümüzdeki sene transfer olabilirler. Rıdvan'ı 82 olarak görüyoruz. Sene sonu itibariyle Antonio Silva özel oyuncu potansiyeli var artık. Artı 5 dedi. Müthiş oldu. Yanındaki oyuncu Pepe değişecek ama. Pepe'nin değişmesini de hiç istemezdim. Bir 10 yıl daha Pepe ile gidebilirdik biz. Mehmet Can Aydın 82'ye ulaştı. Artı 4 ile. Emirhan artı 3 demiş bu sene. Onun da bir önce 80'i bulması lazım. Raşit Gezzal pozisyon değiştirdikten sonra müthiş arttı ve 84'ü buldu. Şunu söyleyeyim, Gezzal'ın maksimumu herhalde bu. Daha fazla onu geliştiremeyiz. Ramazan Kaya kiralık gitti. Şarket artı 4 gelişti. Mulek artı 4. Can Demir artı 5 dedi. Lazet işte bu sene iyiydi. Costa eksi 5. Cenk eksi 5. Ama ikisi toplamda 8 gole etki ettiler. Performanslarda Raşit Gezal takımın en iyisiydi. Sonra Muleka geliyor. Lazet için gol sayısı da çok iyiydi. Aslında iyi bir transfer olduğunu gösterdi. Ama seneye yine İkinci senede yaptığımız yapılanma şeklinde bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. En değerli oyuncumuz Antonio Silva. Gelelim sene sonu yapılan kara 500 kar elde ettik. Gezzal en fazla formayı sattırdı. Gol kralı ligde Raşit Gezzal, Lazetic 3. Asist kralı yazıcı Galatasaray'dan Gezzal 2. Gol yanmayan maç sayısında Ospina biraz geride kaldı sanki. O değil de Antalya'nın kalecisi çok iyi performans göstermiş. Altyapıdan gelecek isim var. O isim Semih Yılmaz. Kendisini A takıma göndereceğiz. Ya çok bir beklentim yok ama umarım önümüzdeki sene daha iyi isimler buluruz. Geldik dördüncü seneye. 26 milyon euro bütçe ama ödememiz gereken 50 milyon euro var. İyi bir oyuncumuzu satmamız gerekiyor. Abi Antonio Silva acayip bir seviyeye geldi. Silva'yı göndereceğiz. Bu takımı gerçekten iyi oyuncularla kuracağız sonrasında. David Ospina'yı istiyorlar. 5.7'lik teklif geldi. 6.4 geri dönüşüm. Mert Gün o yedek kaleci olsun diye yeniden Beşiktaş'a getiriyoruz. 36 yaşına gelmiş serbestte düştü adam. Bir de oyuncu sayımız az. Bizim büyük bonservisle oyuncu sattıktan sonraki o aşamaya kadar Oyuncu sayımızı 20 yapmamız gerekiyor. Çünkü Ospina'nın gideceğini de varsayıyorum. sayıyorum. de Samet Akaydın'la anlaşıyoruz. Bir yıllığına. David Ospina'yı sattık. Burnley'e e gitti. Mehmet Can Aydın'ı gönderebiliriz. Çünkü paraya ihtiyacım var. Stoperi satamıyorum. Mehmet Can West gidebilir. İyi bir teklif geldi. 60 milyon euroya çektik teklifi. Avrupa Ligi'nde playoff'ta ise Servet'te ile oynuyoruz. Yine planlama çok geçe kaldı. Bugün Değişik bir kadro ile çıktık. 2-0 kazandık. Evet Mehmet Can Aydın ve İslam United'da. Önce hemen 50 milyon euroluk borcu ödüyoruz. Elimizde yaklaşık 31 milyon euroluk bir bütçe kaldı. İyi bir forvet ihtiyacımız var. River Plate'den Beltran'ı istiyorum. Bütçenin de önemli bir kısmını bu adama harcayacağız. 22.9 dedim. 23.9'da anlaştık. Yine Pepe kıvamında bir stoperle anlaşacağız. Tabii bu adam 2 yılına gelecek. Hummels. Onun geni Pepe kadar yüksek olmasa da bence idare edecektir. Jackson Muleka'ya çok iyi teklif geldi 78.900 PSV ile görüşeceğiz 92 milyon euro istiyorum yaklaşık ama yükseltmediler teklifi 88.900 çıkın bitsin bu iş Beşiktaş Servet'te rövanş günü Ve 1-0 kaybetsek de Avrupa Ligi'ndeyiz Jackson Muleka PSV'de Şimdi Kaleye iyi bir transfer yapmak istiyoruz Bir de genç bir kaleci almak istedim bu sefer Andri Lunin Monaco'dan Beşiktaş'a Muleka sonrası Kanada Cengiz Ünder gelecek. 28 yaş, 81 gen. iyi teklif yaptılar yalnız. Son günü diye baya baya üst düzey bir fiyata Cengiz Beşiktaş'ta artık. Defansif orta sahaya Alman bir oyuncu getireceğiz. Erik Martel, Köln'de 9.2 teklif yaptım. Sabeki de Victoria'dan Portekiz'den getireceğiz. Miguel Maga'yı istiyorum. Can Bozdağ'ını istediler. Teklifi 8.3 yaptım ve anlaşıyoruz. Bizim Can Demir'i sol kanada çekeceğiz. Şöyle bir şey de yapacağım. Ramazan Kaya'yı da sol kanada çekiyorum. Bu adamı sol kanat rotasyonunda değerlendireceğiz. Necip futbolu Beşiktaş'ta bırakma kararı aldı. Ve Beşiktaş'ta transfer tamamlandı. Gelenler ve gidenler görüntüde. Bu sene düşündüğüm 11 de bu şekilde. Şimdi gelelim Avrupa Ligi'ne. Barça, Rangers, Leh Poznan. Biraz zor bir kura. Avrupa Ligi seviyesinde. A grubunda abi Avrupa'da başarılı olamayan bir Beşiktaş var. 4 beraberlikle Poznan ikinci oldu. Yolumuza Konferans Ligi'nde devam ediyoruz. Rakip Hayır Ligde de inanılmaz iyi gidiyoruz. Bazel deplasmanındayız. Takım görüntüde gelişimler iyi. Hummels dışında. O aşağı doğru iniyor. 2-2. Rövanş günü iç sahada. Bu işi bitirin abi. Hadi. 3-1. İşte bu. Son 16 kurası. Beşiktaş Fenerbahçe. Yalnız rakip o pendayı mı almış? Oha. Yani yaptığımız kariyerde de ben o pendayı kullanmıştım. O yüzden çok şaşırdım. 2-1 kazandık. Rövanş günü. Deplasman çeyrek final gelmedi 3-0 kaybettik uzatmalarda hem de. Seneye muhtemelen sistemi değiştireceğiz. Avrupa'da başarı bir türlü gelmiyor. Süper Lig'de sene sonu Beşiktaş 96 puanla şampiyon. Türkiye Kupası'na geldik deplasman golleriyle devam 4-0 derken çeyrek finalde Trabzon'a elendik. Karagümrük şampiyon oldu. Süper Kupa Avrupa'da Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Juventus, Avrupa Ligi'ni Valencia kazandı. Konferans liginde ise Monaco zaferi vardı. Sezon sonu itibariyle takım kadrosu görüntüde. kaç tane oyuncu acayip seviyeye geldi. Rooney'nin gelişimi çok kıymetli. Artı 3 gelişti bu sene. Rıdvan artı 2 daha dedi. Antonio Silva tutulamıyor zaten. 89'da şu an. Maga artı 4 dedi. Fraş Şahin'in gelişimi de iyiydi. Hiç fena değildi. Martel'de 80'i zorlayacak belli ki. Semih Yılmaz artı 6 gelişti. Emirhan 80'i neredeyse zorlama aşamasına geldi. Gezal artık düşüş gösteriyor kaptan. Ramazan Kaya'da pozisyon değişikliği olması lazım. Evet o artık sol kanat. Bir anda gelişimini artı 4'e çekti. Cengiz sadece artı 1 dedi Beltran. Artı 2 dedi performanslarda. Cengiz gol sayısında çok ön plandaydı. Can Demir ve Gezal toplam istatistikte müthiş sayılara çıktı. Gerçi Cengiz de Gezal'la eşit şu an. Beltran'ın performansı beklentilerinin çok altında kaldı. En değerli oyuncu tabii ki Antonio Silva. Bu seneki 134 milyon euro en fazla formayı Can Demir sattırdı. Krallıklara geldiğimizde Openda Fenerbahçe'den gol kralı Mitrovic Galatasaray'dan 2. 4-5 bizden. Asist kralı Openda Gezal bizden ikinci. Gol yenmeye amaç sayısında ise Lonin Luni 6. Lunin'in bir tık daha iyi performans sergilemesi lazım. Yeni sezon Beşiktaş'ta başlıyor. 44 milyon euro bütçe var. 60 milyon euro borç ödememiz gerekiyor. Yine sene başı itibariyle Antonio Silva'nın gidebilme ihtimali çok yüksek. Geçen seneki hayal kırıklığı sonrasında Beltran yolcu. Takastaki oyuncuyu reddettik. 50.6 istiyorum. Young Boys kabul etti. Oyuncu satıldı. Elimizde 94 milyon euro var. 60 milyon eurosunu siliyoruz. Yeni bütçemiz görüntüde 34 milyon euro. Hedefte o var. Wilfred Ginonto. 12 aylık kontratı kalmış. 30 milyon euro dedim. %8 pay eklediler Ginonto Beşiktaş'ta. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip Kuluş. Yani tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Romanya'dayız. 4-0 bitti bu iş. Revanş günündeyiz. Yalnız bizim stoper bulmamız lazım. 4-1 daha. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ya elimizdeki mevcut bütçe düşünüldüğünde altyapı personeline git diyeceğim. 9 aylığına. Defans oyuncusu bul. Defansif yönlü adam bulman gerekiyor seni. Maalesef ki transfer bitti bu kadar. Elimiz kolumuz bağlı bütçe bittiği için. Mert Günok sezon sonunda futbolu bırakıyor. Franchise stoperi iki haftada geçebiliyormuş. Bu adam forma şansı bulabilir. Yeni sezon şu an için Beşiktaş takım kadrosu. Hatta Hummels'in yerine genç oyuncu ekleyelim. Böyle iyi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde F grubundayız. Milan, Salzburg, Feyenoord. Şöyle yapacağız. Gezal'ı birazcık daha ileri atıyorum. Bu sene ofansif orta kendini belli etsin. Franchise pozisyonunu değiştirdi. B grubunda Beşiktaş ikinci 11 puanla. Son altı rakip Barcelona. Açıkçası bu sene çok bir iddiamız yok. Gerçi takımda bazı oyuncular çok üst düzeyde ve 2-2 bitti maç. Çünkü takımdaki hala çok inişli çıkışlı performansı bir türlü stabilleştiremiyorum. Penaltılarla kaybettik. Ya bu olmadı. Bu gerçekten olmadı. Sene sonu inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi ama şampiyon Beşiktaş. Üçlü averajda hem de. Kutlamak lazım takımı. Türkiye Kupası'nda 7 birlik galibiyetle başladık. 4-2. 5-1 derken final geldi. 3-0 Galatasaray'ı yendik finalde şampiyon Beşiktaş. Süper Kupa Juventus. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City zaferi ulaştı. Avrupa Ligi Leverkusen ve Konferans Ligi'ni Fiorentina kazandı. Sene sonu takım iyi gidiyor. Gelişimler mükemmel. Rooney'nin artı biri biraz yavaş geldi bana. Önümüzdeki sürede artı 1 artı 2 devam ederse iyi seviyeye zaten gelecektir. Rıdvan 86'ya ulaştı. Silva artı 3 daha gelişti. Fıraş Şahin artı 6 dedi bu sene 78 oldu. Stoper olması oyuncuya yaradı. Maga sadece artı 1 demiş sabekte. Martel artı 2 kabul edilebilir. Maga'nın artı 1'ini kabul etmiyorum ama. Biraz düşük geldi bana nedense. Devam ediyoruz gelişimlerde. Semi Yılmaz artı 5 dedi. Emirhan sadece artı 1 dedi bu sene. Gezza 80'e düştü kaptan. Can Demir artı 4 dedi. Hücum hattındaki gelişimler de bayağı iyiydi. Performans anlamında Can Demir ön plana çıktı. onto Cengiz, Gezal, Emir Halikan diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu Antonio Silva. 170 milyon euro değeri var. Bu sene 140 milyon euro kar elde ettik. En fazla Can Demir'in forması satıldı. Ligde gol kralı Mitrovic Galatasaray'dan. Asis kralı Yazıcı Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maç sayısında lider de Galatasaray'dan çıktı. Bizim Lunin 5. Son olarak da altyapıdan bir tane stoper çıkaracağım Gökhan Bulut diye. Gerisinden çok da iyi değiller. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 68 milyon euro. 60 milyon eurosunu hemen siliyoruz. Nihayet artıdayız. 8 milyon euro. Sene başından da. Bu sene önemli bir yatırım yapacağız. Önemli satışlar yapacağız. Sonrasında da bu takımı 10. yıla kadar genellikle benzer kadroyla götürme planım var. Henüz istediğim tekliflerden hiçbirini alamadık. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta Victoria Pizan'la oynayacağız. Şu maçı aradan çıkaralım diyorum en azından. Sonuç 2-1. 2 İki tane bek attı golleri. Rövanş günündeyiz. Kazanan takım 3-2 ile Beşiktaş. Açık konuşayım. Can Demir'i ya da bizim stoperi satmayı denedim. İkisine de teklif dahi gelmedi. Gelseydi takıma gerçekten ciddi takviyeler yapacaktım. Gelmeyince hiçbir şey yapamadık. Bu sene aynı kadroyla devam ediyoruz. Silva'yı almıyor kimse. Geçtiğimiz senelerde gelen teklifler çok kötüydü. Bu sene de Yok. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund, Valladolid, Antwerp çıkabileceğimiz bir kura çektik. C grubunda ikinci Beşiktaş, son 16 Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Zor maç kesinlikle. Hala yani elim kolum bağlı ya Beşiktaş'ta transfer konusunda. Ama Antonio ve Ginonto'nun golleriyle 2-0 kazandık. Paris Depre asmanındayız. Mbappe'yi eleyebilecek miyiz? Eledik. 1-1. Zor maçlarla devam ediyoruz. Real Madrid rakip. Biz bu adamları da elersek zaten bence finale gitmemiz lazım. 2-0 kaybettik. Her sene bir önceki seneden çok daha iyi yere gidebiliyoruz ama bu da önemli bir şey. Yaz Paris maçının aynısı oldu neredeyse ama bu sefer elenen taraf biz olduk. Süper Lig Beşiktaş yine şampiyon 91 puan. Türkiye Kupası'na 6-3 ile başladık. 5-2 Antalya, 5-2 Ankara gücü final. Beşiktaş kupayı da aldı. Süper Kupa Manchester City, Şampiyonlar Ligi Manchester United. Avrupa Ligi Sporting, Konferans Ligi ise bu sene Ajax'ın oldu. Sene sonu takım kadrosu görüntüde. Orta sahayı yenileme vakti geldi. Abi Silva gitse bambaşka şeyler konuşacağız da gönderemiyorum adamı. Gelişimlerdeyiz. 94 oldu Antonio Silva. Ya onun parasına ihtiyacım var abi. Bir şey diyemiyorum ki. Maga artı 2 ile biraz yavaş gelişiyor. Semih Yılmaz fena değil de Emirhan yine artı 2 dedi. Gezal seneye artık bırakır diye düşünüyorum Raşit Gezal Can Demir de transfer listesindeydi. Ha oyuncu iyi mi oynuyor? İyi oynuyor kesinlikle. Ama bizim bazı adamlarımızı satmamız gerekiyor. Ginonto bu sene en fazla gole ulaşan isim. En asistçi Can Demir. Toplamda en iyi Can Demir de yine. Cengiz Ünder, Can Bozdoğan onlar da etkili performans gösterdi. Can Bozdoğan oynadığına göre Gezal yavaş yavaş formayı kaptırmaya başlamış. En değerli oyuncu Can Demir. Bu adam herhalde 99'da olur. Bu sene 135 milyon euro. Ginonto en fazla formayı sattırdı. Ligde gol kralı Mustafa Muhammed. Ginonto 2 bizden. Asist kralı Onur ve Can Demir bizden paylaşıyorlar. Gol maç sayısında Lunin 3. Yani Lunin de istediğimiz performansı bir türlü gösteremedi. Yalan yok. Yeni sezon başlıyor. Bu sene son kez 60 milyon Euro'luk bir borç ödeyeceğiz. Onu da mevcut bütçeyle ödeyebiliyoruz. Görüntüde son borcu da ödediğimizi göstereyim. 23 milyon Euro kaldı çünkü. Artık yolumuza bakma zamanı. Kaptan yine bırakmıyor. Kaptan hala Beşiktaş'ta devam edecek. Magayı göndereceğim. 39 milyon Euro teklif geldi. Maga seninle biz istediğimizi başaramadık. 43.2 Bu arada Magan'ın serbest kalma bedelini ödeyen kulüp de çıktı. Ginonto'ya da acayip teklif geldi de Ginonto da çok formda aslında bu adam. Görüşeceğiz. Ya 174 milyon euroyu veriyorsanız gönderelim oyuncuyu. 157'ye çıktılar. 167 istiyorum. 159'da bitti. Ginonto ayrıldı. Çok ciddi bir para aldık. O yüzden o paranın da bir kısmını harcayacağım. Latoro Martinez. Beşiktaş'a geliyor. Miguel Maga şu tutkartta. Parayı kıyacağım ve stopere Christian Romero'yu getirme planım var. 108 milyon euro istediler. 90 milyon euroya düşürmeye çalışıyoruz. Birazcık inmeleri lazım teklifte ya. 93 milyon euro yaklaşık. Fırat yine teklif geldi. 32.2 Prat'ı göndereceğiz. Oyuncu takımdan ayrıldı. Belki sabik rotasyonunda da olabilir tam olarak. Önümüzdeki transfer dönemi nasıl geçecek bilmediğim için. Thomas Esteves. 26.6'ya geliyor. Erik Martel'e de 51.9'luk teklif geldi. 65 milyon eurolara kadar çıkabiliyoruz. 65 milyon euro neredeyse istiyorum Fiorentina'dan. Şampiyonlar Ligi'nde de playoff'ta rakip Apoel. İşte görüntüde yeni transferleriyle Beşiktaş. Ve sonuç 2-1. Martinez ve Demir. Erik Martel Fiorentina'da. Şartları zorlayacağımız zor bir transfer deneyeceğiz. Declan Rice'ı Leverkusen'dan istiyorum. 12 aylık kontratı kalmış. Ne kadar minimuma getirirsek bu adama sözleşme için o kadar para kalır. Revanş günündeyiz. Apoel'i kendi evimizde yenip yolumuza bakalım. Şampiyonlar Ligi geldi. 4-1. Transferi Beşiktaş'ta bitirdik. Bu sene iyi isimler geldi. Yeni sezona hazırız. Şampiyonlar Ligi büyük oyuncularla kazanılır dedik. Bu sene iyi transferler yaptık. E grubunda Bayern Münih, Monaco, Dinamo, Kiev. Hedef liderlik. E grubunda lider Beşiktaş. Son 16 Ajax'la oynuyoruz. Bayern Münih grupta 3. olarak elendi. Önce Ajax deplasmanı. Bundan sonra ofansif orta sahada Can Bozdoğan oynuyor. 2-0 Can Demir. Beşiktaş mı Ajax mı? Çeyrek finale kim gidiyor? Biz gidiyoruz. Toplamda 5-1'le. Çeyrek finalde Paris Saint Germain. İlk maç Fransa'da. O Mbappe yapmışlar forveti. 1-1 bir, bir bitti maç. Çok başa baş. Revanştayız. Hadi. Yarı final. Geldi 4-1 dağıttık. Paris'i. Yarı finalde Juventus'la oynuyoruz. İç sahada hadi. Galibiyet. Galibiyet. 1-1 bir, bir bitti. Bir tık daha iyiydik. Çok iyi diyemem ama. Juventus mu yoksa Beşiktaş mı? Finale kim gidiyor? 1-0'la biz gidiyoruz. Son dakikada Lataro Martinez. sene sonu Süper Lig'de İkili Averaj'da şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na geldik. 7-2 Hatay. 4-1 Sivas. Fenerbahçe'yi yendik. Finalde Galatasaray. UEFA Süper Kupası Manchester United. Finalde Chelsea ile oynayacağız. Avrupa Ligi Bayern Münih. Konferans Ligi ise West Ham United. Bu sene kadroyu çok yakından gördüğümüz için gelişimleri hızlı hızlı geçeceğim. Artı 2'miz vardı. Artı 3'ümüz var genç futbolcuda. Ama genel itibariyle bir artı 1 vardı. Cengiz'in artı 3'ü çok kıymetli. Latora Martinez'in performansı inanılmaz. Can Demir, Cengiz Ünder, Emirhan İlkan da çok iyi katkılar verdiler. En asistçi Can Demir. En değerli oyuncu ise tabii ki Can Demir yine. Bu sene 219 milyon euro cash. En fazla Martinez'in forması satıldı. Şampiyonlar Ligi'nde krallıkta iddiamız var. Can Demir'in 2 gole ihtiyacı var. Asist krallığında Martinez şu an 6. Gol yemeyemez sayısında Lunin birinciliği paylaşıyor. Süper Lig'de ise Lunin 4. Asist kralı Mustafa Muhammed Cengiz bizden 2. Gol kralı Martinez açık ara. Formaları şöyle ayarladım. Benfica'nın stadyumunda final başlasın. Final başladı. Can Demir. iyi top. Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder. Kaleci. Etkili geldiler Madueke. Ve penaltı dedi Hakem. Sarı kart. Antonio Silva. Geç kalınmış bir müdahale. Havers geliyor. Topun başında o var. Lunin çıkardı. Havers. Pulisic. İyi top. Richarlison. Şans anı ve önünde kaldı o top. Pulisic. Richarlison. Chelsea 1-0 önde. Can çekti topu. Can Demir şimdi verdi pası. La Toro Martinez. Simakan. Cengiz Ünder. Dakika 36. Cengiz vurdu. Dönen top. Cengiz vurdu. İnemendi. Cengiz indirdi. Can Demir. Vuruş. 1-1. Christian Romero mu? Evet. Kamada iyi indirdi. Kulusic. Etkili geliyorlar. Richarlison Romero. Richarlison. Richarlison vurdu Lunin. İyi top. Mado Eke. Vuruş Lunin. Orta geldi kafa. Aman aman. Penaltı dedi Hakem. Elvaş. Kay Havers topun başında. Havers ters köşe. Chelsea 2-1 önde. Şimdi Raşit Gezzal. Can Demir e iyi top. Can Demir. Hemen eşitlik geldi Gezal yeni oyuna girdi asist yaptı. Kaptan Gezal. Can Demir'e geldi o top ah be bir asist daha geliyordu. Silva. Emirhan İlkan direkt kaleye de Havertz ortayı yaptı kafa vuruşu Cristiano Romero atak devam ediyor. Vuruş Lunin. Asla kullandılar Madueke orta kafa Romero yine onların önünde. Kamada son anda müdahale var. Kontra hata getirdi. Silva verdi pası. Martinez. La Toro Martinez. 3-2. Havers ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Offside dedi. Hakem. maç bitti. 3-2 kazanıyoruz. İnanılmaz. Uff. Maçı çeviren adam geldi. Raşit Gezal. Kaptan. Kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Beşiktaş. Çok net büyük iş yaptı Gezal ve... Türkiye Kupası'nı da alıyoruz bu sene. Yeni sezon Beşiktaş'ta başlıyor. 115 milyon euro bütçe var. Ve Gezzal zirvede bırakacak. Sezon sonunda futbolu bırakıyor. Bu sezon ofansif orta transfer edeceğiz. Brahim Diaz istediğim oyuncu. E transferi de kapattık tek oyuncuyla. Bu Süper Kupası'nda Bayern Münih ile oynayarak başlıyoruz seneye. Brahim Diaz da geldi. Emirhan İlkan cezalı bugün. Sonuç İki sıfırla Süper Kupa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldık geçen sene şampiyon olunca. Lyon, Newcastle ve Kulüp Buruj rakipler. G grubunda 12 puan liderlik rakip Manchester City. Geldik City deplasmanına Rodrigo Haaland, Foden. Üçlüye bak orta sahada Musiala, Tilemaz ama 1-0 kazanan Beşiktaş. Hop dedik orada durun. Çeyrek final istiyoruz. Hadi zafer günü gelsin mi? Ah be. 3 şutta 3 gol yemek ne demek ya? Kendi evimizde 3-1 kaybettik. Başa baş geçti maç. istatistik anlamında. Ama Adamlar 3 şutta 3 gol buldu. Süper Lig'de yine ikili Averaj'da şampiyon Beşiktaş. Averaj'ları severiz onu söyleyeyim. Son 16'da Giresun'u 8-3 yendik. 4-3 Kasımpaşa 5-1 Alanya derken finalde 5-0 Galatasaray'ı yendik ve kupa bizim. Süper kupa bizimdi zaten. Şampiyonlar Ligi'ni Leverkusen aldı. Avrupa Ligi Bayern Münih, Konferans Ligi ise Fiorentina hem de finalde Galatasaray'ı yendiler. İşte oyuncuların gelişimlerini göstereyim sizlere. Bu sene 95'lik Silva acayip göze çarpıyor. Can Demir de 95 oldu. Martinez de düşüş göstermeye başladı. En golcü yine de oydu. Hatta en iyisiydi takımın. Can Demir, Cengiz Ünder de çok iyi katkılar verdiler. Ofansif orta sahada Can Bozdan baya baya oynadı gibi duruyor. Brahim Diaz etkili olamamış. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. En oyuncu Can Demir. Bu sene kar 57 milyon euro. En fazla Martinez forma sattırdı. Ligde gol kralı Martinez. Asist kralı Birişa ve Mustafa Muhammed. Cengiz bizden üçüncü. Gol yenmeyen maç sayısında Lunin 2. Yeni sezon başlıyor ve Işıktaş'ta 116 milyon euroluk bir bütçe var. Hedef Sabek bir de Forvet. Sergio Desti istiyorum. 50 milyon euro dedim. 68.500 dediler. 58.500. 63.500'e bitti. Forvet rotasyonu içinde anlaşabilirsek ekitikey zorlayacağım Real Sociedad'dan. 55-200 dediler. Şöyle yapsak Kerim Çalhanoğlu'nu da takasla yollasam size. Bakın bu seneye de hazır. play rakip PAOK 10 sene bitmeden bir şampiyonluk daha getirmek istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nden. 2-1'lik galibiyet. Revanş günü Şampiyonlar Ligi'ne 1 bir gidiyoruz. Baya zorlandık. D grubu Ren, PSV, Lechia D grubunda rahat bir liderlik rakip Milan son 16'da. İtalya'dayız. Deplasmanda galibiyet istiyoruz. Declan Rice 1-0. Revanş günü geldi. Çeyrek finale gidiyor muyuz? 4-2 ile gidiyoruz. Çeyrek final rakip Inter. İtalyanlarla devam ediyoruz. Felix almış adamlar. Çok iyi transfer. 3-2 kazandık. İstanbul'da bu işi bitirelim. Yarı finale gidelim. 1-1. Yarı finalde rakip Real. İlk maçı İspanya'dayız. 3-0 bitirdik bu işi. Adım adım finale. Revanşta kazanabilecek miyiz? 1-1'i yetti ama. Kazanmasak da olur. Sene sonu Süper Lig'de <laughs> ikili averajla şampiyon Beşiktaş oldu. Abi bu ne ya? Bunu ayarlasan olmaz. Bu kadar üst üste denk gelmesi. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-1. Son 16'da Trabzon bizi 5-4 değledi. Bu yafada Süper Kupa ile Verkusen aldı. Finalde Barça ile oynuyoruz. Avrupa Ligi Leipzig. Konferans Ligi ise Sürihin. Final maçını simüle edeceğiz. Hadi gelin kazanalım şu maçı, ikinci kupayı İstanbul'a getirelim şampiyonlar liginden. Böylelikle bu seneyi de tamamlamış olduk. Gelişimlere göstereyim artık düşüşler de olacak tabii takımda. Ama sadece Martinez düşmüş olabilir derken kimse düşüş göstermedi. Martinez mükemmel performans gösterdi. Cengiz, Can Demir ve Brahim de. Gerçekten etkili oynadılar. En değerli oyuncu Can Demir. İkinci Şampiyonlar Ligi geldi ama bu sene 82 milyon euro kar. Martinez yine en fazla formayı sattırdı. Süper Lig'de krallarda Martinez, Cengiz ve Radu. Hatta bizim kaleci ürünün 7. olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde ise Martinez gol kralı, Cengiz Asis kralı, Can Demir ile birlikte. Gol yanmayan maç sayısında Lunin 4. Son senemiz başlıyor. Bu sene herhangi bir transfer yapmayacağım. Kontratı biten oyuncular da var. Onlarla da yeni kontrat imzalamayacağım. Hani takımdan ayrılırlarsa kime gittiklerini de görmüş oluruz bu sebeple. Süper Kupa'da rakip Leipzig. Bir Süper Kupa'da gelir mi müzeye? Gelir evet uzatmalarda hem de. Şampiyonlar Ligi C grubu Bayern Kulüp Buruş, Vicente. C grubu lideri Beşiktaş Paris Saint-Germain'le oynuyor son 16'da. Paris maçıyla başlıyoruz deplasmandaki maçta. 2-1 kaybettik. Rövanş günündeyiz. İstanbul'da uzatmalarda 4-3'le kaybettik. Veda yapıyoruz Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na 7-2'lik Adana maçıyla başladık. 3-2, 6-3 derken şampiyon burada da Beşiktaş. Süper Kupa bizimdi. Şampiyonlar Ligi'ni City aldı. Avrupa Ligi Osasuna'nın, Konferans Ligi ise Napoli'nin. Sene sonu takım kadrosu görüntüde. Martinez de düşüş göstermeye başlamış. Onun dışında Antonio Silva'yı serbest kaldı sa dahi alan yok. Çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Ben anlamıyorum yani. Bu neden böyle acaba? Performanslarda Martinez yine çok ön plandaydı. Can Demir, Cengiz Ünder, Brahim diye devam ediyor liste. En değerli oyuncumuz Can Demir. Bu sene 142 milyon euro karş. En fazla yine Martinez forma sattırdı. Süperlik gol kralı Martinez. Asist kralı Ahmet Kutucu. Gol yenmeyen maç sayısında Lönen bir. Şöyle de Şenol Güneş'in 10 yıllık kariyerini gösteriyorum. 8'lik şampiyonluğu, 6 Türkiye kupası, 2 tane şampiyonlar ligi, 2 tane de süper kupa var. Ve böylelikle de videoyu tamamlıyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.